Değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet, bu haftanın iki analizini geride bıraktık. Önce Viyop'la başladık. Merkez Bankası'nın Viyop kontratlarındaki short pozisyonları ve kamu bankalarının long pozisyonlarının ne anlama geldiğine dair bir paylaşımda bulundum. Ve sonrasında ise özellikle yüksek seviyeden maliyeti olan dolar yatırımcılarının ve uzun vadeyi, orta uzun vadeyi hesaplamış olan dolar yatırımcılarının hangi kritik seviyelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili bir video paylaştım. Şimdi ise arkadaşlar sırada borsa diyelim, endeks diyelim ve geçtiğimiz haftanın rakamlarıyla, verileriyle başlayıp hangi işlemlerin gerçekleştiğini, özellikle yabancıların hangi hisseler üzerinde yoğunlaştıklarını dikkate almak kaydıyla geçtiğimiz haftanın verilerinden önümüzdeki günlere yönelik bir takım sinyaller çıkarmaya çalışalım. Evet değerli arkadaşlar, yasal uyarımız ardından haftalık getiri tablomuza baktığımız zaman geçtiğimiz hafta itibariyle tahvil ve bononun bir miktar getiri sağladığını görüyoruz. Ama endeksin %2 civarında bir değer kaybı yaşadığını, doların ise 0.4 civarında bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. Altın, tahvil ve reponun ise sınırlı imkanlarda getiri sağladığını görmekteyiz ama tahvil biraz daha iyi getirmiş durumda. Dünya endeksleri bazında baktığımız zaman ise değerli dostlar, genel olarak Avrupa'nın olumlu bir durumda olduğunu, Avrupa endekslerinin olumlu bir durumda olduğunu görebiliyoruz. Ama Asya ve Dow Jones'un Amerika endekslerinin ise olumsuz bir hafta geçirdiklerine tanık olmaktayız. Evet, gelelim yabancı takas oranının neler ifade ettiğine. Sevgili dostlar, yabancı takas oranındaki gerileme eğilimi devam etmekte. Geçtiğimiz hafta %64'ler üzerindeyken bu hafta itibariyle son değerimiz %63.94 olarak gerçekleşmiş. 0.20 oranında bir geri çekilme yabancı takas oranında mevcut durumda. Sevgili arkadaşlar, yabancı takas oranı demiş iken bir iki hususu daha hatırlatma ihtiyacını hissetmekteyim. Yabancı takas oranının da kendine özgü bir destek noktası vardır arkadaşlar. Şu bölge, yani %63.20'ler seviyesi yabancı takas oranı için bir destek seviyesi olarak, pardon özür diliyorum arkadaşlar. Evet, %63.17'ler seviyesi yabancı takas oranı için bir destek noktası olarak ifade edilebilir. Yani şu seviyeyi dikkate aldığımız zaman. Ancak şu an itibariyle görmekte olduğumuz bir tablo var ki yabancı takas oranında bu desteğin tehdit edildiğini, yani zorlandığını görmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönlü kırılma eğilimi ihtimali bir miktar artmış durumda. Ve şu bölgede görmüş olduğunuz destekler, bu bölgedeki destekler yabancı takas oranı için mevcut seviyelerin son derece önemli olduğunu ifade ediyor. Ve bu seviyelerin aşağısına doğru bir eğilim söz konusu olduğunda satışların biraz daha hız kazanma ihtimali gündemde olabilir. Bu açıdan yabancı takas oranını arkadaşlar yakından takip etmekte yarar bulunuyor. %63 seviyesinin aşağısına inilmesi önemli bir tehlike sinyali olarak değerlendirilebilir. Sevgili dostlar, 13 Ağustos tarihinde biliyorsunuz endeksin o hafta itibariyle endekste önemli bir satış dalgası oluşmuştu ve 84.600'ler seviyesine kadar bir geri çekilme yaşanmıştı ve 84.600'lere geri çekildiğimiz tarihte yabancı takas oranına baktığımız zaman, yani 13 Ağustos tarihindeki tabloya baktığımız zaman yabancı takasının %61'ler civarında, %62 yakınlarında olduğunu görüyoruz. Yani bugünkü seviyeden biraz daha düşük seviyede idi. Ama o tarihler itibariyle dolar kurunun 7'ler seviyesine yakın olduğunu dikkate aldığımızda yabancı için endeks oldukça ucuzlamıştı ve sert bir hareket ile endeksin o tarihlerde 85 binlerden 100 binlere doğru bir atak yaptığına tanık olmuştuk ve takas oranı da bu paralelde yükselmişti. Ancak şu anki tablo biraz daha farklı. Dolar kuru henüz altı seviyeleri yakınlarında ve dolar kurunda eğer yabancı yukarı yönlü bir atak bekliyor ise bunun paralelinde endeksinde, borsanın da biraz daha ucuzlayabileceğini düşünebilir ve takas oranını bir miktar daha düşürmek kaydıyla aynen geçtiğimiz sene Ağustos ayında olduğu gibi %62'ler, %61,5'lara kadar gerilettikten sonra yeni bir alım düşünebilir. Zira Mayıs aylarının sat ve git şeklinde tanımlanan bir literatürde yeri olduğunu sizlere daha önceki analizlerimde belirtmiştim. Tüm dünya endekslerinde de böyle bir eğilim söz konusu. O halde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında borsadan çok fazla bir şey beklememek gerekebilir.
ve sınırlı veyahut da satışların yoğunluğuna bağlı olarak sınırlı ileri hareketler, yukarı yönlü ataklar olsa bile bu atakların satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ve sat-al taktiğini yabancının izlemek suretiyle bahar aylarına doğru yeni pozisyonlar alabileceğini, bu süreçte dolardaki yükselişe bağlı olarak da endeksin ekstra ucuzlamış olabileceğini değerlendirme ihtimalini dikkate almakta yarar bulunuyor. O halde sevgili dostlar, yabancı takas oranını yakından takip etmekte fayda var. Eğer yabancı takas oranındaki azalma eğilimi devam ediyor ise endekse karşı bir kat daha dikkatli ve tereddütlü olmakta yarar görünecektir. Evet arkadaşlar, yabancı takas oranından sonra bizim için önemli olabilecek olan bir diğer kıstas ise geçtiğimiz hafta itibariyle long pozisyon taşımakta olan yabancıların pozisyonlarını kapatmak eğiliminde olduklarını görüyoruz. Arkadaşlar, geçtiğimiz hafta sonu yani 2 Mayıs ile 10 Mayıs tarihleri arasındaki süreci dikkate aldığımızda önceki cuma, bu geçen cuma değil, bir önceki cuma itibariyle 10 Mayıs tarihinde Credit Suisse'in elinde 50 bin kontrata yakın long pozisyon bulunmasına rağmen Credit Suisse bu hafta itibariyle, yani geçtiğimiz hafta itibariyle, geride bıraktığımız hafta itibariyle 30 bin kontrata yakın satış yapmış. Yani elindeki long pozisyonların %75'ine yakın bir miktarını kapatmış. Maliyeti 126 binler civarında iken maliyetinin çok aşağısında 111.700'ler ortalama ile pozisyonunu kapattığını görmekteyiz. Diğer yandan arkadaşlar, Citibank'a baktığımız zaman daha önceki hafta itibariyle elinde 35 bin kontrat civarında long pozisyon bulunuyor iken Citibank 11.500 kontrat civarında bu hafta, yani geçtiğimiz hafta satış yapmış, pozisyonunu kapatmış, long pozisyonlarını azaltmış ve 11.800 civarındaki bir ortalama ile bu işlemini gerçekleştirmiş görülmekte. O halde sevgili arkadaşlar, elinde yüklü miktarda long pozisyon taşıyan bu iki önemli kurumun elindeki long pozisyonlarını kapatma eğiliminde olmasını da bir endeks adına olumsuz olabilecek veya endekse dikkatli ve temkinli yaklaşmamızı gerektirecek bir faktör olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yine arkadaşlar, Viop 30'daki açık pozisyon sayısına baktığımız zaman açık pozisyon sayısında da önemli bir azalma eğiliminin olduğunu, sürekli olarak pozisyon kapatmalar nedeniyle pozisyonlarda bir azalma eğiliminin gerçekleştiğini görmüş bulunmaktayız. Bu arada değerli dostlar, geçtiğimiz hafta itibariyle bu Credit Suisse ve Citibank'un buradaki satışları yeni bir short açma pozisyonu değildir. İfade ettiğim gibi eldeki longları kapatıyor olmalarını görmekteyiz. Ama onun dışında yoğun olarak short pozisyon açmakta olan başka kurumları da burada göremiyoruz. Özetle ekstra short pozisyon alanlardan ziyade yukarı yönlü atağı bir şekilde bir satış fırsatı olarak değerlendirmekte olan iki kurumu görmüş bulunmaktayız. Gelelim arkadaşlar haftalık yabancı alımlarına. Bu hafta yabancı alımı noktasında en fazla lot bazında Petkim hissesinin cazip göründüğünü, 16-17 milyon lot civarında alım yapıldığını, Koza, Alarko, Garanti Bankası gibi hisselerin ise bunun ardından sıralandığını görmekteyiz. Haftalık yabancı satışlarına baktığımız zaman ise 35 milyon lot civarında Yapı Kredi Bankası'nın ve sırasıyla Emlak Konut, TSKB, Halk Bankası ve Türk Hava Yolları'nın önemli bir satışa maruz kaldığını görüyorken, Vakıfbank, İşçe gibi banka hisselerinde ise satışlar dikkat çekiyor. Tabloyu arkadaşlar sizler ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Tabii ki bu genel alım ve satışların dışında bir de önemsediğimiz diğer bir konu vardı. Yabancılar lehine işlem yapmakta olan aracı kurumlar hangi hisseleri almışlar ve satmışlar ve özellikle alım yaptıkları hisselerdeki ortalama maliyetleri nedir şeklinde bir çalışma yapacak olursak, Merrill Lynch'in değerli dostlar Türk Hava Yolları'nda 54 milyon TL civarında, 55 milyon TL'ye yaklaşan bir alımı olduğunu görmekteyiz. Merrill Lynch bu hafta ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları almış ama biraz sonraki diğer aracı kurumlara baktığımız zaman Türk Hava Yolları'nda önemli satışlar göreceğiz. Merrill Lynch düşük seviyelerden bu satışları karşılamaya çalışmış. Evet, Merrill Lynch Aselsan hissesi almış arkadaşlar. 53 milyon TL civarında Aselsan hissesi almış. Yine ileriki grafiklerde veya tablolarda göreceğimiz gibi diğer yabancı kurumlarında Aselsan hissesine ilgi gösterdiğine
tanık olacağız. Merrill Lynch arkadaşlar Koç Holding, Petkim ve Tüpraş'ta ise satıcı yönünde hareket etmiş. Merrill Lynch Türk Hava Yolları'nı 12.23 ortalama ile almış. Aselsan'ı ise 18.16 ortalama ile almış durumda. Gelelim Credit Suisse'e. Evet arkadaşlar, Credit Suisse az önce de ifade ettiğim gibi Merrill Lynch'in Türk Hava Yolları'ndaki alımlarına rağmen Türk Hava Yolları'nda kreditin 91 milyon TL civarında satışını görmekteyiz. Yine ardından Akbank ve Sabancı Holding geliyor. Kredit garanti hissesi almış, Koza almış ve Vakıflar Bankası almış. Yine İşleyede de 3 milyon TL civarında sınırlı bir alımının olduğunu görüyoruz hafta boyunca. Deutsche'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar yine Deutsche'nin de 137,5 milyon TL civarında Türk Hava Yolları hissesi sattığını görüyoruz. Yine az önce ifade ettiğim gibi Türk Hava Yolları'ndaki satış baskısı Deutsche açısından da gündemdeymiş. Yine BİMAŞ ve Akbank hisselerinde satıcı olurken Garanti Bankası hisselerinde ve Halk Bankası'nda çok da yüksek miktarlarda diyemeyeceğimiz oranlarda alımlar yapmış görülüyor. Aselsan'a dikkat çekmiştim. Aselsan, Deutsche'nin de alım yaptığı hisseler arasında yer alıyor. Zira Aselsan önemli bir geri çekilme yaşamıştı geçtiğimiz hafta itibariyle. Citymenkul'a baktığımız zaman ise arkadaşlar, Citymenkul çok fazla işlem yapmamış. Ereğli ve Tav Havalimanları'nda alım gerçekleştirmiş. Turkcell ve Vestel'de ise satıcılı olduğunu görmekteyiz. Yine yabancılar lehine işlem yaptığını düşündüğümüz TEB Yatırım ve HSBC'ye bakalım isterseniz. TEB Yatırım'a baktığımız zaman ise garanti hisselerinde ve Akbank'ta satış yapıyor. Kardemir ve Vakıflar Bank'larda sınırlı alımlar gerçekleştirmiş. HSBC'ye baktığımız zaman ise arkadaşlar en etkili satışını Turkcell ve Tüpraş hisselerinde gerçekleştirirken Yapı Kredi ve Pegasus hisselerinde alıcı konumunda imiş. Değerli arkadaşlar, buradan çıkan sonuç şu ki Türk Hava Yolları'nda önemli bir satış yaşanmış geçtiğimiz hafta itibariyle ve bunun yanı sıra Aselsan'a yabancının bir miktar ilgi gösterdiğini, yine sınırlı oranda da İşçiye gibi, Vakıfbank gibi bankalara bir ilgin, Garanti Bankası'na da sınırlı bir ilginin olduğunu görmekteyiz. Hafta bazında oluşan para girişlerine baktığımız zaman son 5 gün itibariyle en çok para girişi yaşayan hisse Akbank olmuş. Hemen hemen haftanın son 5 günü itibariyle her gün para girişi yaşamış. 52 milyon TL civarında para girişi var. İkinci sırayı 49 milyon TL ile Koza alıyor ve yine Aselsan'ın ise haftanın 5 gününün 3'ünde para girişi yaşadığını görüyoruz. Özellikle Cuma günü itibariyle 38 milyon TL gibi önemli bir para girişi yaşamak suretiyle hafta genelinde 38 milyon TL'lik bir para girişiyle haftayı tamamlamış durumda. Garanti Bankası ve Kozal'da para girişlerinin olduğunu görmekteyiz. En çok para çıkışı yaşayan hisselere baktığımız zaman ise değerli dostlar, burada da Türk Hava Yolları'nın çok ciddi bir para çıkışı içerisinde olduğunu görüyoruz veya en çok para çıkışı yaşayan hisse konumunda 33 milyon TL, Petkim'i, Kardemir'i ve Turkcell'i görebilmekteyiz. Arkadaşlar, bu görsel, bu bilgiler borsapivot.com isimli sitenin bir analiz ve veri sitesidir. Bu tarz bölümleri veya önemli bölümleri ücretlidir. Bunu ifade etmek durumundayım. Kritik verileri ve sizlere kolaylık olabilmesi bakımından bir iki tıklama ile her gün hangi hisseye ne oranda bir para girişi olmuş, günlük ve haftalık pivot verileri ne durumdadır, teknik sinyalleri ne durumdadır, bu gibi kritik bilgileri alabileceğiniz bir sitedir. Ancak sitenin ana sayfasında günlük, her gün mutlak surette endeksin ve biop kontratlarının günlük, haftalık ve aylık pivot seviyeleri ana sayfada ücretsiz olarak yayınlanmakta. Bu konuda da bilgilendirmiş olayım, ilgisi olan arkadaşlarımız siteyi inceleyebilirler. Gelelim arkadaşlar sektörel bazdaki duruma. Sektörel getiri konumuna baktığımız zaman ise bu hafta kıymetli, bu hafta arkadaşlar kimya ve petrol sektörünün, madencilik ve de menkul kıymetlerin ve çok sınırlı olmak kaydıyla da bankacılık sektörünün olumlu bir seyir içerisinde olduğunu ama diğer sektörlerin ise olumsuz bir haftayı geride bıraktığını görmekteyiz. Yine Matrix programının her bir hisse için farklı kriterleri dikkate almak kaydıyla ki burada arkadaşlar genel reytingi görmekteyiz. Hem teknik hem de temel kriterleri dikkate almak suretiyle her bir kritere bir puan veriyor ve sonuç itibariyle hisselerin karnesini çıkartıyor ve genel kriterler itibariyle, teknik ve temel kriterler itibariyle puanı en yüksek olandan aşağıya doğru bir sıralama gerçekleştirmiş. Bu tabloyu da izleyebilir, inceleyebilirsiniz. Sadece ve sadece teknik analiz kriterlerine bakarak işte MACD gibi, stop gibi vesaire gibi burada görmekte olduğunuz teknik çeşitli indikatörlere puanlar vermek suretiyle yapılan bir sıralamada ise teknik kriterler itibariyle yüksekten aşağı doğru puanları olan hisseler sıralanmış durumda.
Teknik reyting olarak arkadaşlar endeks 30 hisseleri bazında bir değerlendirme yapıldığı zaman ise Kozan'ın, Doğan Holding'in ve Kardemir'in teknik reytinglerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Ancak eksik konumda olan hisselerin ise teknik reytinglerindeki azalışa buradan dikkat çekilebilir. Az önce sizlere borsapivot.com sitesinin ifade etmiş olduğu destek ve dirençleri, günlük ve de VIOP ve de endeks bazındaki destek dirençler, pivot destek ve dirençlerini haftalık, aylık ve günlük bazda inceleyebileceğiniz görselde buradan bir şekilde ifade etmiş olayım. Grafikler bazında arkadaşlar bu noktalara tekrardan değineceğim. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim endeksin teknik durumuna. Ortaya koymuş olduğumuz arkadaşlar birkaç husus itibariyle endekste temkinli ve dikkatli olunması gereken bir süreç içerisinde olduğumuzu, yabancı takasındaki azalma eğiliminin hiç de hoş bir tablo yaratmamış olduğunu ve özellikle VIOP cephesinde long pozisyon taşıyan iki önemli yabancı kurumun elindeki pozisyonları maliyetlerinin de aşağısında kapatma eğiliminde olmaları gereği çok ama çok dikkatli olunması gereken bir süre içerisinde olduğumuz sonucunu ortaya çıkarmakta. Arkadaşlar bu grafiği sizlerle daha önce de paylaşmıştım. Bu bir aylık grafiktir ve bu aylık grafiğimizin yaratmış olduğu şurada bir trendimiz bulunuyor ve bu trendimiz 88.900'ler seviyesini ifade etmekte. 88.900 seviyesini şu anda aşağı kırmış durumdayız. Daha doğrusu altında bulunuyoruz. Öncelikle 88.900 üzerine tekrar yerleşemedikçe endeksteki aşağı eğilimin devam edebileceğini akılda tutmakta yarar bulunuyor. O halde arkadaşlar 88.900 seviyesini veya 89.000 seviyesini bir köşeye not almakta yarar var. Zira biz bu haftada 88.900'lere yaklaşırken satış baskısıyla karşı karşıya kaldığımızı da hatırlatmış olayım. Değerli arkadaşlar bu aya başlarken, Mayıs ayına başlarken pivot seviyemiz itibariyle 95.000 seviyesinin kritik bir seviye olduğunu, bu seviyenin aşağısında 91.750 desteğimizin olduğunu, bu destekle kırılacak olur ise 88.127 seviyesine kadar bir geri çekilme riskinin ve olasılığının mevcut olduğunu ifade etmiştim. Zira arkadaşlar aylık pivot seviyemiz olan 88.127 seviyesine son derece yakın bir şekilde yaklaşmış, 88.127 seviyesinin de destek olarak kırılması sonrasında 84.400 seviyesine yakın bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Zira arkadaşlar en düşük seviye olarak 85.546 seviyesi görüldü. O halde bizim an itibariyle 88.400 seviyesindeki kritik desteğe yakından dikkat etmemiz gerekiyor. Genellikle 3. pivot destek ve 3. pivot direnç noktalarında istatistiksel olarak yaptığım çalışmalarda bir geri dönüşler yaşanabiliyor. Bu durumda arkadaşlar bu seviyeye doğru bir geri çekilme söz konusu olacak olur ise tekrardan bir tepki yaşama ihtimalini de akılda tutmakta yarar bulunuyor. Tabii ki bu seviyeye kadar bir geri çekilme olacaktır. İlla ki böyle bir şey olacaktır şeklinde bir iddiamız olamaz. Ama olası geri çekilmelerde bu seviyeye yaklaşımları yakından takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Gelelim arkadaşlar aylık bir başka grafiğimize, Fibonacci çizimimiz itibariyle ve çok geniş bir açıyla endeksin çok affedersiniz 25.000'li seviyelerinden başlayan bir açısını dikkate almak kaydıyla görebildiğimiz nokta şu ki arkadaşlar endeksin 38.2'ye denk gelmekte olan 83.000 seviyesi son derece önemli bir Fibonacci desteği olarak karşımızda bulunuyor. Yani arkadaşlar şu seviye. Zira geçmiş dönemlerde veya geçmiş aylarda bu seviyeye yaklaşımlardan tepkiler oluştuğunu ve bir diğer önemli nokta ise şurada arkadaşlar beyaz eğrinin tanımlamış olduğu 88.000 seviyesi aynı zamanda 68 aylık bir ortalamaya işaret ediyor. Niçin 68 aylık ortalamayı dikkate aldım değerli dostlar? Geçtiğimiz yıllarda bu ortalamaya yaklaşımlarda hep yukarı yönlü tepkiler oluşmuş. Küçük sarkmalar olsa bile ardından tepkiler gelmiş. Şu anda arkadaşlar bu 68 aylık ortalamanın aşağısında bulunuyoruz. Önemli takip etmemiz gereken husus şu ki 88.000 üzerine yani bu kritik ortalamanın üzerine dönebilecek miyiz, dönemeyecek miyiz? Eğer bu dönüş sağlanamaz ise bu durumda çok ama çok kritik bir destek kırılmıştır algısıyla 88.000 seviyesinin aşağısında endeksin ilk etapta 83.000 ve daha ileriki tarihlerde
Şartlar ve koşullar neyi gösterir bilmiyoruz ama 83 bin desteğinin kırılması durumunda bu kez %50 destek noktası olan 71 binlere doğru bir geri çekilme riski gündeme gelmiş olabilecektir. O halde 83 bin seviyesini de bir destek olarak çok yakından takip etmemiz gerektiği sonucuna varıyoruz. 88 bini ise bir direnç olarak takip etmek durumundayız. Gelelim arkadaşlar, haftalık grafikler neler diyor acaba? Evet, haftalık grafiklerimiz itibariyle şurada görmekte olduğunuz beyaz bir destek hattımız bulunuyor. Bu arkadaşlar 83.123 seviyesine işaret ediyor. Az önce de ifade ettiğim gibi 83.000 aynı zamanda önemli bir destek olarak bir başka açıdan da karşımıza çıkmıştı aylık grafikler itibariyle. Arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz Fibonacci hattımız 90.800 seviyesini temsil etmekte. Geçmiş haftalarda 90 bin aşağısına geri dönüşlerimiz olmuş ama buradan çok hızlı bir şekilde tepkiler oluşmuştu. Ancak arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi 13 Ağustos tarihinde 90 bin aşağısına gelmişiz ama hemen 1-2 hafta içerisinde bu seviyenin üzerine çıkılabilmiş. Yine arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi 7 Ocak tarihinde de yılbaşı itibariyle 31 Aralık tarihinde de 90 bin aşağısına gelinmiş ama hemen ardından gelen haftada tepki oluşmuş. Fakat değerli dostlar şu anda 90 bin aşağısında ikinci haftadır biz kapanışlar yapmaktayız. İşte bu iki haftalık kapanış 90 bin aşağısındaki görüntünün olumsuz olduğunu, 90 bin seviyesinin aşağısında iki kapanışın yaşanması 90.000-90.800 bölgesinin artık kritik bir direnç haline geldiği anlamını gündeme getirmekte. Bu nedenle değerli dostlar 90.000 seviyesinin tekrar üzerine çıkılamadıkça, yani şu Fibonacci desteğimizin tekrar üzerine çıkamadığımız müddetçe yine endeksteki olumsuz görüntünün devam etme ihtimalinin yüksek olduğunu dikkate almak gerekecektir. Gelelim arkadaşlar endeksteki bir başka görüntüye. Değerli dostlar, görmekte olduğunuz bu grafiğimiz yine haftalık bir grafiktir ve haftalık grafik itibariyle şu an itibariyle değerli arkadaşlar 85 bin seviyelerine yaklaşan bir görünüm içerisindeyiz ama Ağustos döneminde yaşanmış olan 84.600'ler seviyesinin aşağısına gelinmedi veya bu seviyeye net bir yaklaşım söz konusu olmadı. Ortaya koymuş olduğumuz veya tespit ettiğimiz unsurlar itibariyle endeksin öncelikle 88 bin üzerine çıkması gerekiyor. Arkadaşlar pivot verilerimiz itibariyle baktığımız zaman bu hafta itibariyle 86.944 veya 87 bin seviyesi haftalık pivot seviyemizdir. Bu seviyenin üzerine çıkabilir isek ki şu anda aşağısında bulunuyoruz. Bu seviyenin üzerine çıkabilir isek 88.400 veya 88.500 seviyesine özellikle dikkat edilmeli. Buraya yönelik bir atak olduğunda geçtiğimiz hafta yabancının satışlarına tanık olmuştuk. Yine benzer bir durum ile karşı karşıya kalabiliriz. Ne zaman ki 88.500 seviyesi hacimli bir şekilde bankalar önderliğinde aşılacak olur ise bu durumda 90.200 ve 90.700 direnç bölgesine dikkat etmek durumundayız. 90.000 üzerinde tutunma yaşanıyor mu, yaşanmıyor mu? 90.000 üzerinde eğer 2 günlük kapanış görebilirsek bu durumda 91.800'e kadar endeksin bir tepki verebileceğini dikkate alabiliriz. Ancak 86.900 veya 87.000 üzerinde kalamıyorsak, 88.000'lere yaklaşımlarda şuradaki direnç noktasına bile yeteri kadar yaklaşmadan geri dönüşler yaşıyor isek, bu durumda bu kez 85.150, buranın da kırılması durumunda 83.650 ve biraz önce ifade ettiğim gibi çok ama çok kritik olan 83.100'ler seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. 83.100 seviyesi arkadaşlar endeks için son derece önemli bir dönüm veya referans noktası olarak veya bir başka ifadeyle kısa orta vadeli pozisyonlar için bir stop loss sebebi olarak dahi görülebilecek kadar önemli bir seviye. Zira 83.650'nin kırılması durumunda 81.000'lere doğru bir geri dönüş ihtimali söz konusu olacaktır. Biraz önce de 81-82 bölgesinin önemli bir kritik seviye özelliği de olduğunu ifade ettim. Değerli arkadaşlar, endekse dair şu an itibariyle söyleyebileceklerim bunlardan ibaret. Sizlere bu analizi aktarırken Matrix programı ve borsapivot.com isimli web sitesinin teknik analiz sonuçları ve verilerinden istifade ettim.
Ve arkadaşlar, bu tarz videolardan hoşnut iseniz, bu tarz bilgilendirmeleri sıklıkla almak istiyorsanız ve videoların eklendiği anda bilgi sahibi anında olmak istiyorsanız lütfen abone olmayı unutmayınız diyorum ve sizlere iyi hafta sonları diliyorum. Son analizim dolar TL'nin önümüzdeki hafta ve kısa vade itibariyle seyri ve gelişimi takip etmemiz gündem olacaktır. Onu da zannediyorum birkaç saat içerisinde aktarmış olacağım. Efendim hoşça kalınız diyorum. Selamlar ve saygılar.